Gününüz aydın olsun arkadaşlar, bereketli olsun. Kanalıma, evime hepiniz hoş geldiniz. Bugün açılışı Kültür Park'tan yapıyoruz. Çocuklarla birlikte böyle spor yapmaya geldik. Hava da çok güzel. Dedik bu fırsatı kaçırmayalım. Hem onlar için de değişiklik olur. Şimdi spor aletlerine doğru gidiyoruz. Orada güzel böyle sporumuzu yapalım. Birazcık böyle kendimize gelelim. Şurada çok oturuyorduk eşimle. Vallahi böyle çok güzel oluyordu. Evde çok sıcak olduğu için. Kapıdan girdiğimde arkadaşlar mutfak temiz olduğu zaman o kadar mutlu oluyorum ki. Şimdi BİM'de hiçbir şey kalmadı. Zaten kalmayacağını da biliyordum maşallah. Üst poları aslında alacaktım. Ne bileyim son anda böyle vazgeçtim. Ben de böyle BİM'den. Bu arada poşetim kesinlikle yere değmedi. En dikkat ettiğim konulardan bir tanesi de budur. Gönül rahatlığıyla tezgahın üstüne koyabilirim. Çünkü hiçbir şekilde yere değmedi yani. Paket böyle Tadelli aldım. Tadelli'yi de benim yurt dışındaki erkek kardeşim bayılıyor Ersin. Türkiye'ye geldiğinde buradan koli koli götürür. Damla çikolata aldım. Olmazsa olmazım. Ayfun ne alır ki marketten? Pudra şekeri. Krem şanti. Aa, kakaolu almışım. Ben bunu değiştireyim. Fişini atmayayım. İki paket böyle çikolata aldım. Bir de tereyağı aldım arkadaşlar. Evet. Belki böyle hafta sonu karantinada böyle bir şeyler yapabiliriz diye. Yarın sabah kahvaltıya da gözleme yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir de iki tane de böyle pil aldım. Yeri nerede dur bakayım. Değeri de bu. Benim şu ledlere koyuyorum. Çok çabuk bitiyor. Çok güzel. Işığından çok memnunum. Ama pil bitiyor. Şimdi oğlumla bunun altına ben şöyle beyaz bir led bakacağız. Bakalım. Onda sanayiye gidelim, mobilyacılara. Oradan bir bakalım veya elektrikçilere bakayım. Şimdi aldıklarım bunlar. Pasta malzemeleri. Çocuklara çikolata aldım, yufka, bu kadar. Vallahi böyle spor yaptık ya, böyle kendimize geldik. Çok güzel oldu. Yerleştirdikten sonra da hemen ütü işine başlayayım. Hafta sonu vlogumu böyle soru cevap üzerine yapmak istiyorum. Eğer tabii ki siz de isterseniz hakkımda merak ettiğiniz tüm soruları cevaplayacağım. Yorumlar kısmında ne sormak istediğinizi yazarsanız ben de onları not alacağım. Ve sizinle cevaplayacağım arkadaşlar. Böyle yapalım dedim. Birazcık böyle değişiklik olsun. Ne der? Kamda bir yığın ütü var. Artık biliyorsunuz ütüyü de hiç sevmediğimi. Bugün arkadaşlar bizim buranın da pazarı var. Cumartesi günleri yasak olduğu için pazarlar cumadan kuruluyor. Pazara da gidilecek. Büyük bir ihtimalle ben gitmeyeceğim yine. Kalkar kalkmaz bir bardak tarçınlı böyle elmalı suyumu içtim. O tarçın kokusunu çok seviyorum. Bir de saat gece 10'da yoğurtlu pul biberli limonlu bir kürde yapıyorum. Onu ben size daha hiç göstermedim. Bu akşam onu da yapmaya başlayacağım. O da bu göbüşteki yağlar için. Bizim evdeki kıyafetler günlük. O yüzden bayağı böyle çok çıkıyor. Bir de bana şey demişsiniz. Abla siz evde hepiniz kısa kollu dolaşıyorsunuz. Eviniz yani sıcak mı? Evet çok sıcak.
izolasyonu yaptırdıktan sonra yani kesinlikle uzun kolluyla falan dolaşamıyorum arkadaşlar. Bayağı sıcak. Yani yorgan örtmesek bile yeridir. Bayağı faydasını da gördük. Aslında ben sizlerle canlı yayın yapacağım ama ev dolu, bana böyle müsait hiçbir yer yok. Dikkatim de dağılıyor o an. Eşim eğer böyle gece vardiyalarına falan giderse ancak o zaman olur. Ama şu an öyle bir durum yok. Ama aklımda. Ütüyü bitirdikten sonra arkadaşlar böyle evde yapmam gereken birkaç işlerim vardı. O yüzden ben pazara gidemedim. Eşim de böyle hemen yapıp getirdi. A101'den de ben bir iki meyve almıştım. Geçen haftadan da böyle kalma sebzelerim vardı. Şöyle hemen ne aldığını da ben sizinle paylaşayım. Herhalde burada 2 kiloya yakın soğan olmalı. Patates çok tüketiyoruz gerçekten aşırı derecede. Ama ben fazla patates yiyen bir insan değilim. Çok az yerim. Haşlamasını çok seviyorum. Kızartma türünde inanın sadece böyle bir tane. O da sırf böyle nefsim şey olsun diye yani bir tane yerim. Patates fazla değil daha doğrusu pek tüketmiyorum. Burada salata var. Salatalar da güzelmiş arkadaşlar. Tazecik duruyor. Domates almış. Burada tahminen 2 kilo. 2 kilo da budur herhalde. Kahvaltıda seviyorum. Aslında domates kış mevsiminde yenmez ama işte seviyoruz. Masada olacak illa. Bir de burada arkadaşlar portakal var. Dün de almıştım ben zaten marketten. Mandalina. Fakat bunu az almış. Marulu az almış arkadaşlar. Yani az dediğim küçük boyundan almış. Çünkü kışın salata yemeği çok seviyorum. Yazın ben almam. Yazın genelde böyle söğüş, domates, salata, biber öyle yaparım ama kışın seviyorum. Yazın o tadını sevmiyorum maruldaki. Ispanak almış. Bir de böyle kaç gündür incir incir diyordu. Bir de böyle incir almış. Canı bayağı çekiyordu. Limon. Yani olmazsa olmazımız. Pırasamız var. Taze soğanımız var. Şekerim bitmişti. Bu kadar pastaya, böreğe gerçekten dayanmıyor. Ne un dayanıyor, ne yumurta, ne şeker. Yani bir koli rahat rahat bitiyor. Yine alıyorum. Yine aynı bir kalıp peynirimiz de burada. Şimdi ben hemen bunları yerleştireyim arkadaşlar. Onlar da içeride yatıyorlar. Şöyle birazcık dinleniyorlar. Şöyle sessiz sessiz hemen bunları yerleştireyim. Buzdolabına koyayım. Buzdolabına koymadan önce de şöyle bir sadece sileyim o kadar. Zaten temizdi. Sizle birlikte zaten temizlemiştik. Bazen diyorum ki Aysun az bir mola ver konuşurken. Ama işte ben böyle birazcık konuşmalarım hızlı. Kusuruma.
mantının hamurunu yoğurduk. Oğlum da böyle bu taban geçen burası kırılmıştı, bunu getirmiş artık neyse. Şimdi içine ben bol soğan, 3 tane orta boy 3 tane orta boy soğanı böyle rendeden geçirdik ama çok böyle ufak ufak da yaptırmadım. Ne de ne büyük ne böyle küçük. Hamurdan böyle pırtlaması yeter. Şimdi şey ne diyeceğim? Soğan bol olduğu zaman arkadaşlar gerçekten çok lezzetli oluyor. Bol da karabiber, özellikle karabiber efsane yakışıyor. Pul biber. Şimdi akşam vakti artık çekimler böyle yarı gölgeli olacak artık valla. Yani birden böyle birden karar verdik mantı yapalım diye. Un, tuz, su, bir tane de yumurta. Onu da kırdım arkadaşlar ılık suyla yoğurdum. Şimdi elim batkın, açmak istemiyorum. 4 tane beze yaptım kişi başı. Şimdi onlar birazcık böyle hamur dinlensin. Hemen açmaya başlayacağım. Bu da tamam. Şimdi eldiveni çıkartayım. Yavaş yavaş açmaya başlayalım birlikte. Bir de bu mantıyı patatesle yapın arkadaşlar. Lezzetine doyamazsınız. O daha da çok hoşuma gidiyor ama benim evdekiler kıymalı tercih ediyor. O yüzden onların isteği doğrultusunda gidiyorum. Şimdi hemen yapmaya başlayayım. Saat 5.30. Ay çok geç kaldım. Orada olan spor yap, yürüyüş yap çocuklarla, eğlen. Bime git, ütü yap, pazarlıkları yerleştir. Vallahi ancak böyle bu saate kaldım. Şimdi hemen çabuk olayım ben. Ara ara ben size böyle ses... Katlama konusunda böyle aman aman değilim arkadaşlar ama elimden geldiği kadarıyla da yapıyorum. Şöyle bu kulağı alıyorum, böyle yapıyorum, böyle kulakları etrafında böyle tur döndürüyorum. Bilmiyorum doğru mu anlatabildim, böyle oluyor. Çok yani dediğim gibi ben bu konuda aman aman böyle çok mükemmel bir katlayıcı değilim. Çok güzel bunu yapanlar var, şekilli yapanlar var ama ben de bu şekil yapıyorum böyle. Arkadaşlar üçgen de yapabilirsiniz. Üçgendense ben bunu daha çok seviyorum. Böyle şu deliklerden aralarına da su giriyor. Çok lezzetli oluyor. Daha bir künt yaptık. Künt diyorum yani bir beze. Geriye kaldı 3 beze. Bayağı böyle işimiz var. Birazcık oğlum da yardım ediyor sağ olsun, kıymaları böyle içine koyuyor. Ben kişi başı 4 beze yaptım fakat benim bezelerim çok büyük. Bakın bir bezeden bu kadar çıktı. Yani aslında bununla 2 kişi de rahatlıkla doyar. Herhalde bir tane bezeyi ben yapmayacağım, öyle gözüküyor. Şimdi 2 tanesini de yapayım. Sonra hemen kaynar suda, tuzlu kaynar suda haşlayıp Emre sarımsaklı yoğurtlu istedi, tereyağlı. Artık onların doğrultusuna gidelim. Bir tepsimiz hazır, bitti. Şimdi gelelim ikinci bezemize.
Arkadaşlar eşim görevde şu an gelemiyor. Acil böyle bir iş çıkmış. O yüzden şimdi biz çocuklarla böyle tabaklarımızı hazırladık. Gerçekten de çok acıktılar. Hemen böyle aceleyle yaptım. Hem de böyle yeni tabaklarımda da böyle sunum yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar bize afiyet olsun. Vallahi arkamda sabırsızlıkla bekliyorlar. Yanına da böyle dünden kalan meyve suyumuz vardı. Onu da koyacağım. Şimdi hemen masaya alayım. Çünkü arkamda gerçekten aç kurt gibiler böyle. Beni yiyecekler neredeyse. Çünkü saatte bayağı geç oldu. Şimdi bize afiyet olsun arkadaşlar. Sizlere de yemek masasında da eğer beni izliyorsanız sizlere de afiyet bol olsun, şifa olsun. Sonra görüşürüz. Yemekten sonra mantı. Şimdi bana diyeceksiniz ki spor yaptım mantı. Evet, mantı yedim. O görmüş olduğunuz birazcık az olan tabağı yedim. Ben şimdi hiç yalan konuşmayayım arkadaşlar. Zaten asla konuşamam. Doğru ya da doğru bir kadınımdır. Yani onu yedim arkadaşlar. Vallahi yarın ne yapayım? Birazcık daha sporu fazla yaparım. Mantıya dayanamıyorum. Gerçekten keskin dayanamıyorum. Ama tatlıdır, şeydir. Onlarla benim pek öyle aram yoktur. Şimdi mantıdan sonra detoks suyumu içiyorum arkadaşlar. Ay valla siz bana uymayın. Yani ben böyle arada sırada kaçınmaklar yapıyorum. Valla sakın bak şey yapmayın bana bu konuda. Ben mantıdan yedim. Valla yedim. Ne yapayım? Böyle o az olan tabak. Yani evet belki birazcık azdan fazla kabul ediyorum. Ama yedim. Pişman mıyım? Değilim. Asla. Çünkü mantıya hayır diyemem. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Siz bana epeydir diyorsunuz ki abla sen çayı yanlış demliyorsun. Çayı yakıyorsun. İçi boş arkadaşlar bunu. Sizin dediğiniz gibi. Ay bu niye kapanmıyor? Sizin arkadaşlar dediğiniz gibi demleyeceğim. Bu akşam çayı yakmadan. Aslında bunu bana oğlum da çok söylüyor. Anne sen çayı yanlış demliyorsun. Yanlış demliyorsun. Ben de ne bileyim böyle gördüm. Böyle gidiyorum. Ama bir bakayım bu akşam nasıl olacak çay. Şimdi şöyle suyumuzu içelim. Ama gün boyu suyumu hiç ihmal etmedim. Kesinlikle bu bitti. Doldurdum. Şimdi ben bu su tamamen bitsin. Burada bir bardak daha su var arkadaşlar. Bitirdikten sonra elmayı, tarçını döküp tekrardan hazırladım. İçeride videomun editini yaparken oğlum sizin dediğiniz gibi arkadaşlar çayı demlemiş. Zaten o beni sürekli uyarır. Anne çay senin demlediğin gibi olmaz. Benim dediğim gibi demlenir. Birçok kişiden de böyle yorumda gelince tabii ki dedim hemen yaparız. Şöyle azıcık karıştıralım. İnanılmaz böyle var ya canım çay çekiyor. Saat 10'a geliyor ve eşim daha gelmedi. Biz artık çocuklarla birlikte çayımızı da içelim. Şimdi böyle kupalarla içelim. Çünkü oturduğum yerden sürekli böyle kalkıp doldurmak istemiyorum. Böyle yapayım dedim. Bayağı şu video işim çok uzun sürüyor. İnşallah yarın yüklenir arkadaşlar. İnşallah sabah kalktığımda direkt o psikolojiyle kalkıyorum. Yüklendi mi yüklenmedi mi? Yani direkt o beynimde benim. Bu fincanlar da kız kardeşimin hediyesi bana. Ay canım benim. Çok özledim onu. Gerçekten çok özledim. Yılbaşında yanına gidecektim. Evlendi evleneli daha hiç gitmedim evine. İş çalışıyordum. Uyumuyordu. Çünkü benim çalışma sistemim çok şeydi. Böyle var değeri kesinlikle olmuyordu. İzin almaya kalksan izin de vermiyorlardı. Özel sektör böyle. Özel sektörde çalışanlar beni çok iyi anlar. O yüzden hiç evine de gidemedim. Tam gidecektim. Yasaklar geldi. Belki de bu işte de bir hayır vardır arkadaşlar. Benim bir tane çay süzgeci almam lazım. Bu böyle pudra şekeri dökmek için olan hali. Çay süzgeci olarak kullanıyorum. Aa, yapamayacağım ben bunu. Bakalım nasıl olacak. Mustafa yardım eder misin bana? Çayın içinde sevmiyorum şu tomurcukları. Gerçi çok iyi kaynadığın zaman o şeyin üstüne çıkmıyor. Çayın üstüne çıkmıyor. Oh mis gibi. Çayı da görünce aklıma şey geliyor. Çocuklar duymasın da çaylar diyordu ya. Ne izlerdim önceden dizi. Ne diziler izlerdim. Allah'ım ya Rabbim. Vallahi şimdi önceden çalışıyordum. İzleyemiyordum. Şimdi de videomun editinden izleyemiyorum. Allah'ım Allah. Sanma şöyle göz ucuyla tabii ki bakıyorum. Masum'un apartmanı kırmızı oda. Onlara bakıyorum. Ay birazcık üstünde oldu ama olsun bakalım. Şimdi bakayım bu demleme yöntemiyle çayımız nasıl olmuş? Birazdan onun tadına bakayım. Gerçi çayımdan gerçekten çok memnunum.
Bize afiyet olsun canlarım. Siz de belki şu an çay içiyorsunuzdur. Sizlere de afiyet olsun. Çayımı aldığım gibi hemen salona geçtim ve videomun editini yaptım ve şu an bitirdim. Saat şu an 1'e çeyrek var. Şimdi son kapanışı da yapayım. Hemen yüklemeye alayım arkadaşlar. Bu arada çay efsaneydi. Çok güzeldi. Zaten en doğrusu buymuş demleme yöntemi. Ama çoğu kez bana eşim de olsun, oğlum da olsun sürekli Aysun çay böyle demlenmez, böyle demlenir. Sizden de böyle uyarı gelince o zaman dedim hadi bakalım bir de dedim böyle yapalım. Çünkü inatçı bir karakterim yoktur asla. Her zaman yeniliklere, her şeye de açığımdır. Akıldan da üstündür arkadaşlar. Bu arada tavsiyeniz için de çok teşekkür ederim. Mantı yapmak inanın hiç aklımda yoktu. Birazcık da böyle geç bitti. Çocuklar da böyle bayağı acıktı. Hemen böyle yoğurdunu, salçalı sosunu yaptım. Çocuklara yedirdim. Hafta sonu, yarın tabii ki evdeyiz. 2 gün karantina süreci. Bu videomun altına arkadaşlar yorumlar kısmında benimle ilgili böyle merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazın. Ben hepsini tek tek böyle not alacağım. Pazar günkü videomda sorularınızı cevaplamayı düşünüyorum. Sorularınızı bekliyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah da severek ve sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuş. Kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlar da eğer izlerken inşallah böyle severek de izliyorlardır. Abone olurlarsa çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kucak dolusu selam ve sevgiler.